Hepinize selamlar. Bugünkü rehber videomuzda sizin oylarınızla seçtiğiniz sucrose var. Hadi öncelikle yetenekleriyle başlayalım. Ondan sonra eserlerine değinelim. Silahlarına da değindikten sonra savaşta sucrose'umuzu gösterelim. Biliyorsunuz ki sucrose bir büyücü olduğu için tüm düz vuruşları, charge data, her bir şeyi rüzgar hasarı veriyor. Bu rüzgar hasarı sayesinde de sivil özelliğini gerçekleştirdiği için rakibin üzerinde ateş, su, buz veya elektrik etkisi varsa bunlar üzerinden ekstradan hasar vererek öteki rakipleri de yansıtabiliyor. Bu sayede ekstradan alan hasarı verebiliyor. Şimdi E yeteneğiyle başlayalım. E yeteneği otomatik olarak rakiplerinizden birisini seçiyor. Genelde size yakın olanı seçiyor. Ve bu rakibin etrafındakilerle beraber hepsini birden havaya savuruyor. Rüzgar hasarı veriyor. Eğer ki hedefinizde diyelim ki ateş özelliği mi var üstünde? Hani yakın zamanda ateşten mi etkilenmiş? Hepsine birden ateş hasarı veriyor. Çok manyak bir hasar ortaya çıkıyor. Çünkü hepsini eğer ötekilerde de yoksa ötekileri de sektiriyor bu sefer. Yani Sucrose'un şöyle güzel bir özelliği var. E yeteneği rakibi seçiyor. Geniş bir çapı var. Herkes hasar veriyor. Hani Sucrose gerçekten elemental combo açısından çok iyi bir avantaj sağlıyor. Yani bu demek oluyor ki Sucrose'un bulunduğu takımda farklı farklı elementler kullanabilirsiniz. Hani işte iki ateş ya da iki rüzgar gibi kullanma gibi durumunuz olmuyor. Her elementi farklı yapıyorsunuz. Hepsi birbiriyle kombolanabilir oluyor. Bu sayede sürekli element kombosu yapıyorsunuz. Deli gibi hasar veriyorsunuz. Sucrose'un amacı bu. Element kombosu yaptırmak. Ultisine geldiğimiz zaman Sucrose ortaya bir cisim atıyor. Rüzgar ruhu atıyor daha doğrusu. Bu rüzgar ruhu etrafındaki tüm rakipleri içeri çekiyor. Aynı Ace'de gibi ancak çok daha güçlü bir versiyonu. Eğer ki siz bu ruhun içine bir element etkisi uygularsanız, örneğin bu sefer elektrik attınız ruhun olduğu yere, elektrik etkisi uyguladınız. Ruh elektrikleniyor, bu sefer elektrik hasarı vermeye başlıyor ardarda. Rüzgar hasarı vermek yerine. Aynı zamanda bir farklı bir element uygulandığı için, elementel reaksiyon olduğu için daha fazla hasar vermeye başlıyor. Bu açıdan çok güçlü. Şimdi bu iki yeteneğine değindik, savaşta daha detaylı bir şekilde göstereceğiz, daha iyi anlayacaksınız. Pasiflerine geçelim. Sucrose'un bulunduğu takımda neden farklı elementler kullanılmalı? İşte sebebi bu. Eğer ki Sucrose sivirle özelliği kullanırsa, yani üstünde bir element etkisi bulunan rakibe rüzgar hasarı verirse sivir gerçekleştirmiş oluyor. Bu sayede takımındaki her bir karakterin elemental ustalığını 50 arttırıyor. Sucrose hariç. Sucrose'un zaten yeteneği yüksek oluyor yapacağımız eserlerle beraber. Peki elemental ustalığı yükseltince ne oluyor? Eğer ki siz Sucrose'dan diyelim ki hepsini birden yaktınız, hepsine ateş etkisi uyguladınız, Shinkui'ye geçtiniz, siz su hasarı vermek istiyorsunuz. Şimdi vaporize etkisi uygulayacaksınız, diyelim ki 800 vuracaksınız vaporize etkisiyle beraber. Ancak elemental ustalığınız arttığı için, ki bu elemental ustalığı gerçekten çok yüksek bir sayıda, hani 50 diye küçümsemeyin, bu bayağı etki ediyor. Farklı bir element uygulayacağınız için ve elemental reaksiyon oluşacağı için hasarınız daha da fazla katlanarak artıyor. Hani 800 vuracağını bu sefer 1200-1300 falan vuruyor. Elemental ustalığı arttırmak sizin elemental reaksiyonlarınızın hasarını arttırmak anlamına geliyor yani. Şimdi bir de ikinci pasifine geçelim. E yeteneği veya ultisini kullandıktan sonra ve bu yetenekler herhangi bir rakibe isabet ederse bu durumda tüm takım, yine Sucrose hariç, Sucrose'un elemental ustalığının %20'si kadar elemental ustalık puanı kazanıyor. 8 saniye boyunca. Önceki pasifimiz de 8 saniye boyuncaydı. Şimdi şöyle düşünün. Sucrose zaten E veya ulti yeteneği kullandığını genelde sivril özelliğini de çalıştırmış oluyor. Hem 50 arttırıyor önce takım arkadaşlarının elemental ustalığını. Daha sonradan da Sucrose'un artık ne kadar elemental ustalığı varsa üstüne bir de %20'sine veriyor. Oho, zaten takımın elemental ustalığı uçuyor gidiyor. Herhangi bir elemental reaksiyon uyguladığınızda rakiplerinizi elemental reaksiyonlarla öldürmüş oluyorsunuz aslında. Çok fena bir hasar veriyor. Sucrose'un son pasifi çok güzel. Neden? Her ne kadar oran düşük olsa da karakter veya silah materyali üreteceğiniz zaman %10 ihtimalle 2 kat üretebiliyor. Bence gayet güzel bir durum. Sizi resim harcama durumundan kurtarabiliyor. Böyle bir şansı var. Şimdi eserlerine değinelim. Sucrose'da 2 adet eser seti önereceğim size. Birisi Instructor, ötekine birazdan değineceğim. Harita üzerinden göstereceğim çünkü şu an açamadım maalesef bu yan hesabı. Ana hesabında Sucrose çıkmadığı için oradan anlatamıyorum. Instructor'ı neden kullanıyoruz?
daha demin okuduğumuz yeteneklere göre, hele ki zaten rüzgar karakteri olması sebebinden de ötürü, elemental reaksiyonları sık sık uygulayan bir karakter olduğu için elemental ustalığa ihtiyacı var. Ayrıca kendi elemental ustalığını da farklı karakterlerle paylaştığı için ne kadar fazla arttırırsak o kadar fazla iyi. Oyunun ilk kısımlarında, hatta şöyle diyeyim, rank 45'e kadar Instructor kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bundan sonraki kullanmanız gereken set rank 30'dan sonra açılıyor domaini. Ama sizin o seti 5 yıldızlık olarak kullanmanız gerektiği için siz rank 45'ten sonra oraya oynamaya başlayın ki bu set sizi zaten oraya kadar çok rahat bir şekilde götürecek. Biliyorsunuz zaten oyunun baştaki kısımlarında, hatta orta kısımlarında bile Instructor setini çok sık bir şekilde sandıklardan düşürebildiğimiz için rahatlıkla kasabiliyoruz. Şimdi bu Instructor setini anladınız. Tüm takımın elemental ustalığını arttırıyor. Herhangi bir elemental reaksiyona soktuğumuz zaman, yani sivil yaptığımız zamanda da elemental ustalığını artırıyoruz takımın. 120 artırıyoruz bir de. Peki bunun temel nitelikleri neler olacak? Kum saatine gelelim. Şimdi şöyle bir avantajı var. Siz kum saatlerinin, siz eserlerin birinde elemental ustalık takacaksınız, birisinde yüzdelik atak takacaksınız. Bunların ikisinde şöyle bir durum var. Ya kum saatinde kullanabilirsiniz elemental ustalığı, o zaman gider taşta yüzdelik atak kullanırsınız. Ya da taşta elemental ustalık kullanırsınız burada görmüş olduğunuz gibi. Burada gider yüzdelik atak kullanırsınız. Ancak ben eser bonusunu açabilmek için şimdilik bunu taktım. Yoksa buraya yüzdelik atak takmamız gerekiyordu. Kupada ise her zaman burada da rüzgar hasarı takmanız lazım. Ancak daha düşüremediğim için takamadım. Tabi elementele özel eserler nadir düştüğü için, hele ki aradığınız element daha da çok zor bulunduğu için, 5 element ayrı ayrı düştüğü için diyorum. Bu nedenden ötürü siz kupayı set dışı bir eser olarak düşürüp onu takabilirsiniz. Ancak ben liderlik olarak tabii ki set bonusunu açmak için yüzdelik olarak atak kullanıyorum şu anda. Onun dışında dediğim gibi yüzde anemo damage bonus kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben öteki eserimize de değinmek istiyorum. Haritamızı açalım, haritadan gösterelim. Şuradaki girmiş olduğunuz domainde, bakın şurada görmüş olduğunuz Viridescent Venerer seti. Neden bunu kullanmanız gerekiyor? Birincisi anemo hasarınızı arttırıyor. İkincisi sizin sivirle vereceğiniz hasar %60 artıyor ki zaten her bir hasarınız, her bir yeteneğiniz sivirle uyguluyor. Doğrudan hasarınız %60 artıyor yani. Üstüne siz hangi elementle beraber sivirle uygulamışsanız, örneğin ateşle sivirle uyguladınız, o düşmanın ateşe karşı olan direnci %40 azalıyor. Bu sayede sizin ateş karakterinizle daha da fazla hasar verme olanağınız ortaya çıkıyor. Yani kısacası bu Instructor'dan daha da güçlü bir eş haline geliyor oyunun sonlarına doğru. Çünkü rakiplerin direnci oyunun sonlarına doğru çok fazla güçleniyor ve direnç azaltmanız gerekiyor. Aşırı kullanışlı oluyor bu set. Yine dediğim gibi elemental ustalık, yüzdelik anima hasar bonusu ve yanında yüzdelik atak takmanız gerekiyor bu sette de. Bu iki adet eser seti dışına çıkmamaya çalışın. Ötekiler pek de iş görmüyor. Silahlarına gelelim, ancak silahlarına gelirken önce şundan bahsedeyim. Sucrose'da 3 adet silah kullanabiliyorsunuz. Onlar dışındakiler hiçbir işe yaramıyor neredeyse Sucrose'da. Bu 3 silahtan birisi yapılabiliyor Demirci'de. Hatta o silahı da gösterelim. Map Amir kitabı. Map Amir kitabının kullanılabilmesinin sebebi de birincisi ikinci nitelikte elemental ustalık veriyor. İkinci sebebi elemental reaksiyon oluşturduğunuz zaman elemental hasarınız %8 artıyor ve stacklenebiliyor bu durum. Hatta bu en iyi kitap diyebilirim Sucrose için, ancak benim tabii ki prototipim olmadığı için şu anda üretemiyorum. Ancak üretebilir bir durumda olursa üretmeniz gereken en iyi silah kesinlikle bu. Şimdi buradan çıkalım. Öteki silahlarımızı değinelim. Bunun için iki tane daha silah önereceğim size. Bunların ikisi de, pardon, biri düşürülmesi kolay Emerald Orb. Hani sivil ile uyguladığınız bir hasarda yine atağınız artıyor, ancak su ile uyguladığınız sivilde atağınız artıyor. Ve ikinci niteliği elemental ustalık olduğu için yine fena değil, ancak pek de önermiyorum. Takımınızda su karakteri zorunlu hale geliyor bu durumda. Öteki önerebileceğim en iyi kitap ise Sacrificial Fragments. Yine bu çağrından düşürülebilen bir kitap. Aynı Emerald Orb'da olduğu gibi. Fakat bunun şöyle güzel bir özelliği var. Elemental Mastery elbette arttırıyor ve yanında %40 ihtimalle, mesela E yeteneğinizi kullandınız, %40 ihtimalle E yeteneğinizin sıfırlanma ihtimali var, tekrardan kullanabiliyorsunuz. Hele ki sizin Sucrose'unuz ilk takım yıldızı seviyesine ulaşmışsa biliyorsunuz ki 2 adet stacklenebiliyor.
Arda arda 2 defa E kullanabiliyorsunuz. E düşünün, bir de yeteneğiniz sıfırlandı. 3 defa E kullanıyorsunuz arda arda. Aşırı güçlü oluyor. Çok da işlevsel oluyor. Ancak bunun 30 saniye gibi bir bekleme süresi var tabii ki. Siz bu kitabı geliştirdikçe, rank atlattıkça bu bekleme süresi de düşüyor, şans da artıyor. Bu nedenden ötürü yine kullanılmaya değer kesinlikle. Silahına da değindik. Şimdi eserlerine de değindik zaten. O zaman biz artık Sucrose'u bir savaşta gösterelim, komboları nasıl yapılabilir diye. Şimdi Sucrose savaşta deneyelim. Bakın, normalde duruş atıyorum. Ancak hiçbir şekilde sivil etkisi oluşmuyor. Çünkü üstlerinde bir element etkisi yok. Şimdi Shinkyu ile gidip ıslatıyorum. Sucrose D'ye basıyorum. Bakın, ötekiler de ıslandı, üstüne su hasarı yediler. Sivil etkisi oluşmuş oldu. Artık üstünde su etkisi varken vurursam sivil etkisi oluşuyor. Ötekini ıslattım mesela. Bir daha vurdum. Sivil oldu. Üstündeki su etkisi kalkıyor. Ancak ekstradan su hasarı verip etrafındakileri dağıtabiliyorum. Şimdi bir de Klee ile deneyelim. Şunu yaktık, ötekileri de yaktık. Şöyle hop atlattık, bu sefer de ateş hasarı verdim. Ve yanmaya başladı. Dendro ile etkileşime geçti aynı zamanda. Vurdum. Ateş hasarını etrafındakileri dağıttı. Ve onları da yakmaya devam ediyor şu anda. Bu açıdan gerçekten çok güçlü bir karakter Sucrose. Elementleri çok rahat bir şekilde rakiplerini dağıtabiliyor. Bir de ultisini deneyelim de bunların canı az kaldı. Şimdi Sucrose'un ultisini deneyelim. Şunda bir buz etkisi oluştursak tekrardan. Şunu Sucrose ulti atsak. Bakın ateş etkisi aldı çünkü birisi patladı orada. Patlama etkisi aldığı için bu sefer ateş ruhunu için çekti. Daha da baskın olduğu için. Eğer ki öyle olmasaydı Dayuna ile bir daha vurup buz etkisi oluşturacaktık o ultimizde. Hani bu sayede hem rakiplere ekstradan bir sivil hasarı veriyor. Sürekli olarak elementi dağıtıyor rakipler üzerinde. Bu ulti sayesinde de elementer reaksiyonlara sürekli olarak girdiği için hasarınız deli gibi yüksek oluyor. Çünkü elementel ustalığınız yüksek oluyor. Bu sayede takımı da dağıtabiliyor. Örneğin ben o sırada eğer ki rakipler ateş etkisindeyken gidip Vaporize etkisi oluştursaydım Shinkui'nin vereceği hasarın hasta hesabı olmazsa rakipler dayanamaz tabii ki. Şimdi rehberimizi burada bırakabiliriz. Yani Sucrose ile ilgili her şeyi anlattık, her şeyi gösterdik. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.